Mutlu Güvercin TV'nin kıymetli seyircileri, ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün Esen'deyiz. Esen'de Posta Güvercinleri Federasyonu'nun bir fuarı var. Biz de o fuarı gezmeye geldik. Bakalım sizler için güzel kariler yakalamayı başaracak mıyız? Ekranınızın başında kalın, izlemeye devam edin. Çünkü gerçekten ilginç kariler yakalama şansımız yüksek olacak diyoruz ve çadıra dalıyoruz arkadaşlar. İçerisi kalabalık ve gürültülü olabilir. Sesim zaman zaman kısıtlı gelirse, ses yüksek olursa lütfen şimdiden kusura bakmayın. Şöyle bir şey yapalım. Bir dolaşalım. Burada girişte şey alıyoruz. Alışveriş yapmak için burada nakit para kullanmıyorlar arkadaşlar. Burada marka alıyorlar. Markaları dankeschön. Markalarla birlikte gidip istemirse yemek veya içecek alınabiliyor. Aynı kezade bu fuar alanında Güvercin Hastanesi Tavum Klinik'te var arkadaşlar. Bu klinikte buraya gelen ziyaretçiler bugün hayvanlarını araştırtırabiliyorlar, doktorlarla konuşabiliyorlar. Endüstri burada kendi ürünlerini tanıtıp satabiliyor. Onlara bakıyoruz. Bakın şöyle bir farklı farklı malzemeler, broşürler var. Şöyle devam edelim. Burada ilaç, vitamin, bulabileceğimiz her şeyi, banyo yapacağımız şeyler var arkadaşlar. Gridler var. Bakalım burada neler varmış. Hap, vitamin hapları, bilmem solunum yollarını iltihaptan önleyecek ürünler var. Burada yüzük çeşitleri var. Onları birazdan soracağım, bana lazım. Az önce kendim şundan bir tane aldım. Arkadaşlar bu otomatik, yani yem otomatiği. Bunu dolduruyorsunuz ağzına kadar, buraya kadar yem doldurunuzu düşünün. Hayvan da buradan yiyor. Yedikçe, boşaldıkça buradan şey doluyor. Yani anlayacağınız 3-5 günlüğüne hayvanlarınızı yemlemek için veya önlemek için onu kullanabilirsiniz. 25 euro yalnız az bir fiyatı değil, ücret de değil. Bakmak lazım illa ki ihtiyaç, ama bana ihtiyaç olacağı için 25 euro'yu herhalde verecekmişiz gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet, burada ürünler var. Bu tasın içine ayva koymak için bunun 10 tanesi 4,5 euro. Keçi arkadaşlar. O keçeyi tasların içine koyuyorlar kuluçkada. Hayvanlar temas etmesinler diye o şeye, kaplara. Transport için şeyler var. Taşımak için boxlar var. Biz karton kullanıyoruz genelde arkadaşlar. Kartonlar yerine böyle bir şeyler kullanmayı ben tavsiye ederim. Koca box 35 euro. İşte küçük bir şey. Doktora giderken, bir yere götürürken, getirirken hayvanlarınızı eziyet etmeden, zarar vermeden hayvanlarınıza taşıma imkanınız oluyor. Az önce gördük şu mineraller, görüyorsunuz. 17 euro arkadaşlar. Şöyle içine bakalım. Bu mineraller güvercin kümeslerinde olmazsa olmazlardan. Yes, Max of Turkish. Arkadaş da merak et. Ya sen demin de çekim yapmıştın. Bir daha mı çekildin? Yok dedim. Onu test için yapıyordum. Ondan dolayı ha diyor. Senin hangi kuşları falan diye biraz sohbet ettik ama şimdi onunla da sohbete dalmayalım arkadaşlar. Burada endüstri. Her köşede bir endüstri var. Endüstri yani farklı farklı ürünler satıyor. Birisi ilaç satıyor, diğerisi vitamin satıyor. Bu arkadaş yem karışımları satıyor. Buradaki karışımları siz belirliyorsunuz. Yani hayvanlarınızı kuluçkaya mı koydunuz, yarışlara mı hazırlıyorsunuz? Yani her konu için bir yem çeşidi ve karışımı oluyor. Onu tabii kuşçu arkadaşlarımız daha iyi bilirler. Dolayısıyla buradan da ona göre seçip karar verip bilginiz yoksa da bilgi alarak arkadaşlardan şey yapabiliyorsunuz. Kararınızı daha kolay alabiliyorsunuz. Hemen hızlıca yemlere geçtikten sonra arkadaşlar sizi şeye götüreceğim. Burada da gene aynı kezade yem çeşitleri var. Bu da başka firma. Başka ürünler, başka fiyatlar. Yani burada bakacaksınız arkadaşlar. Hangi firma uygunsa oradan alışverişinizi yapacaksınız. Örneğin burada da benzin şey var. Lasso Nüştön. Yolda nama kum meinen Zuschauern so ein bisschen was erklären. Und Lasso Nüştön. Einfach mal kurz umdrehen, genau.
Danke schön. Teşekkürler dedim. Siz rahatsız olmayın. Ben çekim yapıyorum. Siz konuşmanıza devam edin. Muhabbetinizi bölmeyin. Ja. Kann einer kurz mit zwei, drei Worten erklären, was das ist und was das ist und was das ist? Flachantenne? Anten, arkadaşlar. Yapay anten. Smart Hub 5. Was ist das? Ein Smart Hub 5, also die Fernübertragung der Tauben. Wo wird das denn, wohin wird es dann übertragen? Ins Internet, nach Benzing, Live-Server. Ach, was gibt's? Ja. Wahnsinn. Arkadaşlar, bu uydu sistemiyle direkt merkeze bildiren bir bildirici. Yani bildirim sistemi. Die registrierte Taube wird innerhalb von 2 Sekunden an den Benzing Live-Server. Güvercin. Kümese döndüğü zaman ayağındaki elektronik yüzükten direktmen buradan akıma giriyor, akımdan hemen merkezi saniyesinde bildiriliyor. Dankeschön. Was haben wir da als nächstes? Das ist ein Benzing M3. Ist das dasselbe vom Prinzip her? Ja, ja, das ist ein das Schichterbediengerät. Ach so. Ha. Bu kullanma peti arkadaşlar. Buradan kullanımı sağlıyor. Giriş yapıyor, bilgileri veriyor filan. Bu bilgisayarın ne diyelim buna? Klavyesi diyelim abi. Elektronik klavye. Ja, okay, das ist so eine Bedien, so eine Tastatur quasi, ne? Elektronisches. Okay. Und das ist das Benzing, das ist die Einsatzantenne, die in der im Club steht. Hier werden alle Tauben erfasst, in das Gerät eingespielt, dass der Züchter die Daten zu Hause hat. Okay. Fürs Club. Klubün, kulübe gelen yarışa katılan tüm güvenciler burada sisteme giriliyor, kaydediliyor. Oradan bunun üzerinden kaydı yapılıyor. Ve kayıtlar bu sistem üzerinden de merkeze bildiriliyor. Hangi güvercin ne zaman girdi takip ediliyor. Ja, besser geht's nicht. Vielen lieben Dank und viel Erfolg und danke für das Gespräch. Ciao. Evet arkadaşlar, teşekkür ettik. Bilgilerimizi aldık. Yani en azından arkadaşlar, bu güvercin spor dünyasında şu da var. Tabii ki bu sporu keyfine yapmıyor. Yarışlara katılıyorlar, ödülleri kazanıyorlar. Para ödülleri var. Ne bileyim ben, pokal ödülleri var. Bunların da şey olması için, adalet olması için bir sistem lazım. O da elektronik sistemden geçiyor. Bu arkadaşlar da böyle bir sistem kurmuşlar. Bunun tanıtımını yapıyorlar bugünkü fuarda. Sesim umarım arkadaşlar anlaşılır şekilde yansıyordur ekranlara. Çünkü eko yapıyor aşırı derecede. Kalabalık çünkü, her kafadan bir ses geliyor. Burada da yine aynı kezade güvercin üzerine bir bilgi var ama neymiş bir bak böyle anlayamadım. Burada bir kitap derlemişler. Yani milli kültürümüz güvercin diye başlık atmışlar arkadaşlar. Onun neresi milli kültür? Doğru, aslına bakarsanız Almanya'nın güvercin yarışları milli kültür arkadaşlar. Belçika Belçika ve Almanya bu şeyde alanda bir numara, yani şey olarak ön sıralarda diyeyim. Bir numara, bir numara. Şimdi kalabalık burası tabii ki. Her tarafa bakamayız ama size birkaç güvercin buradan göstereyim. Bunlar genellikle burada arkadaşlar tam sezon, yavru sezonuna denk geldiği için ağırlıklı olarak burada ve bu fuarda da yavru güvercinler satılıyor. Şimdi şu var, yavru güvercin satılmasında büyük avantajı, bunu aldığı zaman direktmen kendi kümesine alıştırıyor insanlar. Yarışlara hazırlıyorlar. Onun için yavruların küçük olması gerekiyor bu yaşlarda. Yani 23-24 günlük bu yavrular ortalama. Fiyatları da şöyle böyle, bakın burada mesela adam 40 euro yapmış. Deminki bir arkadaşımız vardı. Ona belki yakalarsam yine kendisinden de bir söyleşi yaparız. 30 euroya satıyor. Arkadaşlar burada mücevherlerimiz var, görüyorsunuz. Tabii ki renklere göre ve güvercinlerin secelesine göre de değişiyor. Yani fiyatlar da böyle yansıyor arkadaşlar. Dolayısıyla 100 Euro'dan başlıyor, 150 Euro'dan falan devam ediyor. Şu anda telefon da aksilik bu ya. Çekimdeyim, telefon geldi arkadaşlar. Umarım ekranda yansımamıştır. Onun için biraz durakladım. Hemen burada bir ara verip oraya döneceğiz arkadaşlar. Güvercinlerin her biri arkadaşlar birinden güzel. Bu dedim ya, sezilesine göre, yani soyuna göre, soy ağacına göre güvercinde fiyatı var. Ama arkadaşlar birbirinden güzel güvercin olur mu ya? Vallahi muhteşem. Yani şu da var, şöyle söyleyeyim. Bakın şunu da size göstermeden yapamayacağım. Bunları görmelisiniz arkadaşlar. Böyle güvercinleri, bu renkleri
çok sıklıkla kameraların önüne yakalayamıyoruz. Bunlar var. Ben ekranlara mümkün olduğu kadar çok güvercin taşımaya çalışıyorum. Çünkü güvercin seven arkadaşlarımızın, posta güvercini özellikle seven güvercin arkadaşlarımızın veya güvercini genel olarak seven arkadaşlarımızın kalbinin hızlı bir şekilde çarptığını hissediyorum adeta. Arkadaşlar şöyle yakın plan çekelim ki insanlar, sizler ekranlarınızın başında daha güzel kareler yakalayabilin diye. Şimdi hepsini tek tek açmayın. Biraz sonra belki yine katılırım. Bir telefonla arayan arkadaşımız vardı. Ona bir bakacağız. Onun dışında eğer arkadaşlar şöyle yapalım. Ben burada bir şey yapayım. Bitireyim. Burada alanlar var mesela. Satın almış, hazırlamış. Bu arkadaşımız da kendisi Dortmund'dan geliyor. Birazdan belki söyleşi yaparım kendisiyle. Dolayısıyla biraz daha ikinci bir bölüm yapma imkanım var. Burada da güvercinler var. Burada alan geniş. Ama bugünkü katılım endüstri ve güvercin katılımı olarak biraz düşük gördüm sanki. Ama şöyle yine de kaba taslak bir çekimimizi tamamlamak açısından etrafı bir göz geçirmiş olalım. Evet arkadaşlar, bu bölümü kapatayım. İkinci bölümü açarım belki. Açamazsam da yine bir bakayım açmışım diye. Şu noktada emin değilim. Dolayısıyla sizi umarım birkaç dakikalığına memnun edebilmişimdir. Memnun edebildiysem siz de beni memnun edin arkadaşlar. Çıkarken lütfen abone değilsiniz. Abone olun, like atın ki YouTube filmimizi, videomuzu daha çok kitlelere, ekranlara taşıyabilsin. Dolayısıyla mutlu olurum. Bu anlamda kendinize iyi bakın. Başka videoda veya ikinci bölümde eventüel görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, esenlikle kalın arkadaşlar.